Mübarek Arefe gibi. Bütün hacılar bugün Allah'ın huzurunda Arafat'ta duruyorlar. Ve bugün özel bir günü var. Özellikle biz de bugün halkımızın huzuruna çıkıyoruz. 14 yıllık AK Parti sürecinde gençlik kollarında birçok kademede görev yaptık. Urfa'mıza da değişik kademelerde, sivil toplum örgütlerinde ve ticari alanlarda 1170'e yakın elemanlarla birlikte istihdam sağladık. Ve Allah'a hamdolsun Urfalılar bizi seviyor. Biz de Urfalıları çok seviyoruz. Ve her yerde her zaman Urfa'mla gurur duydum ve gurur duymakla da devam edeceğim. Çünkü ben hep bunu söyledim ve yine de söylüyorum. Urfalı olmak bir ayrıcalık, Urfa'da yaşamak bir sanattır. Bugün aranıza ve huzurunuza çıktık. Buradaki amacımız, derdimiz tek bir şey vardır. Ben 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili adaylığıma müracaat ettim. AK Parti'de maddi manevi birçok yerde destek görmeye rağmen maalesef AK Parti'de bazı yöneticiler bizi layık görmedi bu işe. Bunun layık görmemesindeki en büyük sebeplerini ben de bilmiyorum. Sivil toplum örgütleri temayüllerde, AK Parti temayüllerinde itmiş ve döklerde oldum. Anketlerde hep önde oldum. Ama AK Parti'mizin bugünkü değerine baktığımız vakit bizi layık görmemesinden dolayı ben de bugün halkımın huzuruna çıkıyorum. Bugünden itibaren özellikle Arefe günü halkın huzuruna çıkarak bağımsız aday olarak halkımızın tekrar gönlüne ve duasına adayım. İnşallah bize sahip olacak, bizi yalnız bırakmayacak ve ben inanıyorum ve güveniyorum ki bu halk daima iyilerden yanadır, mazlumlardan yanadır. Eğer bizim gerçekten gençlerin önünü açılmasını istiyorsa, gerçekten Urfa'da yatırım yapıp kaçmayanlardan olduksa, bu yine kadar Allah'a hamdolsun kötü bir yanımız yoksa, bu bizim bir ailenin ve yapımızın gereğidir. Artık yeter iyiler kazansın diyoruz. Artık yeter biraz da iyilerin sesi olsun. Ben de bugünden itibaren halkımın sesi olmaya gayret gösteriyorum ve bugünden itibaren halkımın sesi olmaya geldim. Özellikle en büyük tercihlerden bir tanesi de bu. Urfalı niye Urfalı hak tartıyor? Bugün artık tercihli bir sistem var. Bütün partilerimizden ben partimden küs olmadım. Ama partimin beni layık görmediğinden dolayı ben bugün halka geliyorum. Referandum noktasında tercihli olarak da bugün halkın huzuruna çıkıyorum. Bu halk beni seviyorsa bana da sahip olmasını istiyorum. Benim derdim milletvekili bakanlık değil. Bu Urfa'nın daha gelişmesi, daha iyi yerlere gelmesini istiyorum. Ama birilerinin bir işe el atması lazım. Aday arkadaşlarımızdan bugün AK Partili yöneticilerimize kadar listeye baktığımız vakit maalesef bir AK Parti teşkilatının yöneticisinden bir arkadaşı göremiyoruz. Bir bayan arkadaşımızı göremiyoruz. Ve bu listelere bakıldığı vakit liste yapan nasıl bir denge sağlamışsa onu da bilemiyoruz. Biz de adayı arkadaşlarımızın Urfa adına bu işe bugünden itibaren Arefe günden başladık ve Bismillah dedik. Rabbim inşallah bizi mahcup etmez, utandırmaz. Halkımın arasından geldim ve halkımın tekrar ağzına dönmeye gidiyorum. Rabbim bizi utandırmasın, hayırlı güzel günler nasip etsin. Kazansan da kazanmasan da yine elhamdülillah diyorum. Ama yeter ki inanın. İnanmak başarmakın %51'idir. Şayet inanmadığınız bir davada hareket ederseniz farklı yere gidersiniz. Bugün bağımsız aday olarak belediye başkanımızı örnek gösterebiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihal Çiftçi Bey AK Parti'de olmasına rağmen bağımsız aday oldu, seçildi ve bugün Allah gelsin nasip etti Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bugün en iyi örneklerden bir tanesi Fakıvva örneğidir. Fakıvva tekrar Başbakanımız AK Parti'ye rağmen halka gitti ve halk ona sahip oldu. En iyi örneklerden bir tanesi daha yine AK Parti ile ilgili yakın sürece Karaköprü Belediye Başkanı oldu.
genel merkezin belirlediği isme rağmen Metin Baydilli demokratik hakkını kullanmak istedi ve demokratik hakta olmasına rağmen Türkiye'de bir ilk oldu. AK Parti genel merkezin tercih ettiği noktada değil, kendi demokratik sürece oylamadan Metin Baydilli kardeşimiz çıktı. Benim burada bunu öğretme ve söyleme hakkını söylediğim vakit bugün HDP'den İbrahim Ayhan Bey hapisteydi ve olduğu yerde hiçbir akrabası, hiçbir tanıdığı yoktu ama insanlar inandı ve 78 bin yakın oya rağmen Urfa'dan çıktı. Yeter ki inanınız, eğer bizim yanlışımız varsa, bizim kötülüğümüz varsa, bize inanmıyorsanız oyunuzu vermeyin. Ama iyiysek, dürüstsek, Urfa'da güzel hizmet yapacağımızı inanıyorsanız lütfen oyunuzu da bize yana kullanın. Rabbim inşallah hayırlı eder. Ben inanıyorum ve özellikle de gençlere, Urfalara sesleniyorum. En çok oyu alan yer Urfa merkez ve Araplar oldu. Fakat listelere baktığımız vakit Urfa şehir çocuğu ve Arap kesiminden maalesef denge noktasında, hak noktasında olmadı. Bu konuda kendi şahsi kanaatim, haksızlığa geldik ve hak noktasında bir adil bir yarış olmadı. Ve bu adil yarışın da neticesinde ben de bugün halkıma iniyorum ve halkımdan dua ve desteğini bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum.